El karşılaşmanın hakemi Berk Çekal kontrollerini yaptı, işaretlerini aldı. Kalecilerden onayını aldı ve ilk düdük az sonra gelecek. Üçüncülük birinci grup ilk haftasında karşılaşma şimdi başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Sağ kanada doğru gönderilen top Abdullah Tazge'nin kontrolünde, taç atışı Bursa Spor'un. Abdullah Tazgel, o da Bursa Spor altyapısından yetişmiş genç isim. Sedat Cengiz baskı yaptı o bölgede. Bir kez daha taç yine Bursa Spor kullanacak. Abdullah Tazgel çağırdı arkadaşlarının yanına. Yiğit Ali kendini gösterdi. Şimdi kullandı Sedat. Top ondan, Sedat pasını aktardı Yiğit Ali. Abdullah Tazgel baskısı var o bölgede. Bursa Spor oyuncuların Emre pasını aktardığı yerde Emirhan. Şimdi Bursa Spor'da Muhammed Emir. Muhammed Emir iki kişi girdi. Sonuç aldı. Emre gönderdiği yerde taç Bursa Spor'un. Abdullah hemen başladı. Mehmet Yiğit. Tecrübeli oyuncu Mehmet Yiğit. Sağ kanatta Eren kendini göstermişti. Bıraktı tandemdeki arkadaşı Tahacan Velioğlu. Abdullah Tazgel. Aslında Muhammed kısa düştü. Şimdi atak şansı Düzce Spor için. Sağ kanattan gelişen atak. Düzce Spor ortası. Savunmaya çarpan top. Korner, köşe vuruşu. Düzce Can, Düzce Spor'un. Köşe vuruşunu kullanacak. Aykut'la Düzce Spor. Ceza sahası oldukça kalabalık. Bursa Spor en ileride sadece İlhan Depe var. O da kendi yer alanında. Aykut Civelek. Köşe vuruşunu kullanacak, işaret geldi. Oynayın dedi karşılaşmanın hakemi. Yerden Emre döndü geriye. Bir orta denemesi daha. Abdullah çarpan top. Taç atışı Düzce Can, Düzce Spor'un. Sabah saatlerinde kapalı bir hava vardı Düzce'de. Şu anda ise güneş kendini biraz daha fazla gösterdi. Taç atışını şimdi kullanıyor Düzce Spor. Emirhan gitmişti o bölgeye. Şimdi kullanıldı. Muhammed'e doğru gönderilen top. Sedat Cengiz onun kontrolünde. Ahmet İlhan kendini gösterdi. Sağ kanada gönderilen top. Eren Tunalı. Ahmet'e doğru savunma. Ayak koyuyor Koray. Sağ kanada. O bölgede Abdullah Tazgel yükseklik kazandırdı. Emirhan kafasıyla indirdi. Rıdvan, Abdullah Tazgel mücadelesi onun kontrolünde. Bakıyorum köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Düzce Spor. Henüz 3. dakikada ikinci köşe vuruşu oldu Düzce Spor'un. Bu kez Bilal Şeflek köşe vuruşunu kullanacak. Koray. Tehlikeli bir oyuncu. Kullanılan topta Ahmet İlhan Özek uzaklaştırıyor. Bilal'den önce Emre. Bilal düşüncesi. Şimdi araya girdi Bursa Spor Yiğit Ali ile. Yiğit Ali. En ileri Muhammed'e doğru gönderilen top. Kaleci Muhammed. Ersin. Sağ kanada doğru gönderilen top. Offside bayrağı da. Endirekt serbest vuruş kullanacak Bursa Spor. Anıl Ata. Tecrübeli kaleci Anıl Ata. Geçen sezon Ankara Spor forması giyiyordu Anıl Ata. Gidin dedi arkadaşlarına ileri Anıl Ata. Şimdi endirekt serbest vuruş kullanıldı. Doğrudan kaleci Muhammed topun sahibi oldu. Muhammed yerden pası Koray. Koray baktı arkadaşlarına. Muhammed Demir baskıya gitmedi. Şimdi koştu. Koray uzun oynama düşüncesi. Aykut.
Taç atışı Bursa Spor'un. Eren Tunalı hemen başlattı oyunu. Mehmet Yiğit. Mehmet Yiğit. Tacan atma bana dedi. Mehmet Yiğit. Musa gösterdi. Mehmet Yiğit. En ileri İlhan Depe'ye doğru. Ahmet İlhan Özek. Pasını aktardı İlhan Depe. Fakat serbest vuruş kararı. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. İlhan Depe ile halbuki tehlikeli sayılabilecek bir pozisyona girmişti Bursa Spor. Karşılaşmanın hakemi Berk Çaykal yardımcı hakemin uyarısıyla oyunu durdurdu. Serbest vuruş kullanacak Bursa Spor. Sedat Cengiz ve Yiğit Ali Bayrak topun başında. Sedat Cengiz etkili frikik kullanabilen bir oyuncu. Yiğit Ali de öyle. Şimdi tüm hatlarıyla ceza yayının hemen üzerinde Bursa Spor takımı. Sedat Cengiz ve Yiğit Ali Bayrak. İki oyuncu da topun başında. Yiğit Ali ayrıldı. İşaret geldi. Sedat Cengiz ortası yerden ayak koyuyor savunma. İlhan Depe yükseklik kazandırdı. Rıdvan Ergün'ün kontrolünde taç atışı Düzce Spor'un. Rıdvan taç atışını kullanacak Düzce Spor adına. Rıdvan Türker, Ergün gelmişti yanına, atmadı arkadaşına. Son müdahale Düzce Spor'lu oyunculardan taç Bursa Spor'un. Abdullah Tazgel. Sedat Cengiz indirdi. Muhammed Demir çıkamadı iki kişinin arasından. Taç Düzce Spor'un. Karar o yönde. Abdullah Tazgel gitmişti o bölgede taç atışını kullanmak için ama karşılaşmanın hakemi Berk Çaykal taç atışını Düzce Spor'lu oyuncuların kullanacağını belirtti. Ergün'den pas. Ayak koyuyor savunma. Musa Çağran, Sedat, Muhammed Demir'e doğru gönderilen top. Muhammed'den önce Koray, Abdurrahman, oynadığı yerde Rıdvan, taç, Bursa Spor'un. Hemen kullandı Abdullah, Tahacan Velioğlu, Mehmet Yiğit. Yiğit Ali bıraktı, Tahacan, Abdullah kendini gösterdi, İlhan, İlhan Depe karşısında. Berkay vardı. Döndü geriye. Bir kez daha Tahacan. Tahacan kanat değiştirmek istedi. Muhammed Demir çıktı o bölgeden. Son müdahale Ergün'den. Abdullah Tazgel pozisyonu bozmak istedi. Fakat öncesinde faul. Serbest vuruş Düzce Spor'un. Serbest vuruş kullanacak Düzce Spor. Şimdi oyun başladı. Abdurrahman döndü. Koray Baykara. Emre gelmişti yardıma. Ona doğru gönderilen top. Sedat'ın baskısı vardı. Ahmet İlhan. O ileri doğru. Kaleci Anıl çıktı. Anıl. Nefis bir müdahale geldi ondan. Aykut. Atak devam ediyor. Düzce Spor adına. Emirhan. Ayak koyuyor İlhan. Ergün. Sağ kanada. Rıdvan. Pasında Emirhan. Emirhan, Emirhan, ayağı dolaştı, İlhan baskıya gelmişti, döndü geriye Abdurrahman, Abdurrahman sol kanada doğru, Enesyan, Enesyan Özdemir, Enesyan, baskısı var Eren'in, en geriye, Koray, ondan Abdurrahman, sol kanada Aykut, döndü kalecisine, Muhammed, Ahmet yerden oynadı, sekti o bölgede ama kontrollü Yemiran'ın. Sedat Cengiz pasında Yiğit Ali, İlhan'a doğru gönderilen top. İlhan Depe karşı karşıya, İlhan'ın vuruşu, kaleci Muhammed. Kaleci Muhammed. İlhan'ın vuruşunda topun kontrolüne sahip oldu. Böylelikle dakikalar 9'u gösterirken Bursa Spor'un ilk tehlikeli atağını da görmüş olduk. Muhammed başlattı oyunu. Kafa
kafalardan silkti top. Rizespor şimdi sol kanattan gidiyor. Aykut. Pasında Emre. En geriye Abdurrahman. Abdurrahman Ayhanoğlu. Koray Baykara. Emre. Ahmet İlhan'ın baskısı var. Aykut. Aykut Civelek. Eren Tunalı. Onunla mücadelesi en geride. Abdurrahman ayak koyuyor. Abdullah Tazgel. Sekli top. Berkay. Onun kontrolünde. Şimdi Taç. Rıdvan hemen gitti Rizespor adına taç atışını kullanmaya. Berkay kendini gösterdi. Rıdvan'a doğru göndermek istenen top. İlhan kafayla karşıladı. Yiğit Ali yükseklik kazandırdı. Sedat Cengiz indirdi. O bölgede Abdurrahman kafayla karşılık verdi. Son müdahale Rizesporlu oyunculardan taç atışı Bursa Spor'un. Taha Can Velioğlu. Anıl Ata. Mehmet Yiğit. Mehmet Yiğit. Musa gelmişti yardıma atmadı ona. Mehmet yerden Muhammed Demir. Şimdi Eren Tunalı. Çizgide kontrol etti. Pasını da aktardı Eren. Ayak koyuyor Koray. Koray Baykara. Son müdahale Sedat Cengiz'den. Taç atışı Rizespor. Taç atışı kullanılacak. Bu arada Eren Tunalı ile Enes Can Özdemir arasında çok küçük tartışma yaşandı. Hemen karşılaşmanın dördüncü hakemi ve yardımcı hakemi o bölgede iki oyuncu uyardı. Eren Tunalı. Muhammed'e doğru gönderilen top. Muhammed Demir yükseklik kazandırdı. Abdurrahman. Muhammed Demir ayakta kaldı. Çıktı iki kişi arasından. Fakat serbest vuruş kararı geldi. Serbest vuruş kullanacak Bursa Spor. Karşılaşmanın yardımcı hakeminin uyarısıyla Muhammed'e yapılan faulü tespit etti. Berkçey Kal şimdi serbest vuruş kullanacak Bursa Spor. Yine Sedat Cengiz topun başında. Bu kez Yiğit Ali Bayrak da geldi yanına yeniden. İki oyuncuyu duran toplarda sık sık topun başında görüyoruz. Berkçey Kal yerinden kullanılmasını söyledi oyunculara. Şimdi Sedat Cengiz topun başından ayrıldı. Yiğit Ali Bayrak serbest vuruş kullanacak Bursa Spor adına. Ceza sahasında 6 Bursa Sporlu oyuncu var. Tüm atlarıyla kendi yarı sahasında yine Düzce Sporlu oyuncular. Yiğit Ali işaret geldi. Yiğit Ali serbest vuruş kullanacak ama karşılaşmanın hakemi bir kez daha durdurdu. Küçük bir elektriklenme daha oldu ceza sahası içerisinde. Şimdi işaret verildi. Yiğit Ali Bayrak ortası içeri doğru. Sekti top. Savunma ayak koyuyor. Bir kez daha Bursa Spor hata olacak. Mehmet Yiğit döndü. İlhan Depe. Sağ kanatta Yiğit Ali var. Ona doğru gönderilen top. Yiğit Ali Bayrak. Yiğit Ali karşısında Berkay vardı. Yiğit Ali çekti. Fakat savunma ayak koyuyor. Şimdi uzaklaştırılan top. Eren Tunalı. Onun kontrolünde bir kez daha Bursa Spor için hücum şansı. Eren Tunalı. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Koray Baykara bıraktı. Abdurrahman kafayla uzaklaştırıyor. Top doğrudan taca çıkıyor. Taç atışı Bursa Spor'un. İlhan Depe hemen başlattı oyunu. Ahmet İlhan. İlhan Depe karşısında iki oyuncu var. Döndü geriye. Eren Tunalı ortası. Savunmada Koray şimdi İtalya. Vuruşu kaleci Muhammed. Önünde kaldı bir anda Yiğit Ali'nin. Uzaktan düzgün vuruş. Aynı güzellikte çıkartıyor Muhammed. Köşe vuruşu Bursa Spor. Sedat Cengiz topun başında. Sedat Cengiz. Şimdi kullandı serbest vuruşu. Düzeltiyorum köşe vuruşunu kaleci Muhammed. Sedat Cengiz. O da tabii sürekli frikiklerde topun başında görünce bizi de yanılttı. Şimdi tam diğer taraftan Yiğit Ali Bayrak. Yiğit Ali kullandı köşe vuruşunu. Savunmada Ergün ikinci pozisyon. Sedat'ın vuruşunu top. Farklı bir biçimde dışarı çıkıyor.
kale vuruşunu kullanacak. Muhammed'le Düzce Spor. Beşinci dakikadayız. Çin Muhammed kale vuruşunu kullandı. Musa Çağran kafasıyla karşıladı Ahmet İlhan. Ona doğru fakat ayak koyuyor. Rıdvan Eren Tunalı bıraktı Mehmet'e. Baskıya gelmişti o bölgede. Bilal Şeflek ve Çiğit çok tecrübeli. Tahacan Velioğlu, Abdullah Sedat düşüncesi savunma ayak koydu. Şimdi Emre yükseklik kazandırdı. Karşıladı kafasıyla Mehmet Yiğit bir kez daha. Bu kez Ergün. Emre döndü kalecisine. Muhammed Demir baskıya gitti. Kaleci Muhammed uzaklaştırıyor. Tahacan. Kafayla karşıladı bir kez daha. Serbest vuruş. Bu kez Düzce Spor. Tahacan topa yükselirken rakibine deşarj ettiğini belirtti karşılaşmanın hakemi. Orta yuvarlan hemen yanından serbest vuruşu kullanacak Düzce Spor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Aykut'tan önce İlhan, Emre, karşısında Musa var. Yiğit Ali hemen orayı kapattı. Abdurrahman. Bir kez daha Abdurrahman. Döndü. Kalecisi Muhammed. Muhammed Özkan. Muhammed. Sol kanada oynama düşüncesi. Eren Tunalı kafayla karşıladı. Muhammed Demir'den önce. Oraya Emre geldi, pozisyonunu bozdu. Top hala onda. Emre'den Aykut Civelek. Bir kez daha Emre. Musa geldi baskıya. Pasını aktardı. Şimdi Emre sıyrılamadı Yiğit'ten. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Şimdi Bursa Spor hata izleyeceğiz. Muhammed Demir. İlhan'a doğru gönderilen top. İlhan Depe. İlhan Depe karşısında Aykut vardı. İlhan iki kişi geldi. Açısını kapattı. Sedat'a doğru gönderilen top. Sedat Cengiz aldı topu ceza sahası içerisinde. Sedat ortasını yaptı. Musa Ceylan kafayla karşıladı. Orada Rıdvan uzaklaştırıyor. Muhammed Demir yerde bu arada. Sevgili spor severler. Muhammed Demir halen kalkabilmiş değil. Şimdi karşılaşmanın hakemi durdurdu oyunu Muhammed Demir. O da şimdi kalktı. Ahmet İlhan Özek karşılaşmanın hakemine hemen gitti. Pozisyonu anlattı. Berk Çekal da Muhammed'e yanına geldi. Durumunu sordu ve oyun şimdi hakem atışıyla devam edecek. Oyun yeniden başladı. Mehmet Yiğit. Tahacan Velioğlu. Bir kez daha Mehmet Yiğit. Eren kendini gösterdi. Ona doğru gönderilen top Eren Tunalı aldı. Eren. Yanında Aykut vardı. Fakat oyun alanında tutamadı Eren Tunalı. Taç atışı Düzce Spor'un. Aykut kullanacak taç atışını Düzce Spor'da. Eren Tunalı baskısını yapmıştı Yiğit Ali. Musa'nın pası geçmedi. Şimdi Düzce Spor hata. Aykut son müdahale İlhan'dan. Taç Düzce Spor'un. Aykut Civele kullandı. Enes Can bıraktı. Bilal Şeflek. Gönderdiği yerde Tahacan Velioğlu hemen ayak koydu o bölgede fakat tehlikeli bir hareket olduğunu belirtti. Endirekt serbest vuruşu kullanacak Emirhan. Emirhan o bölgede yapmış olduğu hareketi tehlikeli hareket dedi. Oyun devam ediyor. Şimdi Abdullah Tazgel onun için hızlı bir top oldu. Taç atışı Düzce Spor'un. Hemen öne başladı Düzce Spor'lu oyuncular. Abdurrahman. Orta yuvarlığa doğru gönderilen topta Musa Çağran kafayla karşıladı. Sol kanada döndü Düzce Spor'lu oyuncular. Aykut. Yerden pası Emre. Sağ kanada. Berkay.
Ergün geldi yardıma. Şimdi Abdurrahman. Muhammed Özkan. Muhammed baktı arkadaşlarına. Uzun gönderdi. Sağ kanada doğru. Abdullah var karşısında. Tahacan Velioğlu sıyrıldı rakibinden, pasını aktardı. Sedat'tan Muhammed Demir'e doğru. Ondan önce savunmada Koray Baykara, Ergün. Ergün Nazlı, Emre. Emre, Enes'e doğru gönderilen top. Anıl Ata çıktı kalesinden. Enes şimdi topunda. Bir için yerde kaldı. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Enescan Özdemir. Enescan Özdemir karşı karşıya kalmıştı ama yere bıraktı kendini. Karşılaşmanın hakemi devam dedi. Top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu kullanacak Bursa Spor. Onun hata kale vuruşunu kullanacak. Anıl sol kanada doğru, Abdullah Tazgel kontrolü iyi. Rıdvan yükseklik kazandırdı. Şimdi Abdullah, Ahmet İlhan Özek, Sedat Cengiz'den bir kez daha Ahmet İlhan. Ahmet İlhan iki kişi var yanında. Koray'dan sekti top. Fakat offside bayrağı havada. Muhammed Demir için kalktı offside bayrağı. Endirekt serbest vuruş kullanacak şimdi Düzce Spor. Zaman zaman her iki takım adına da birden artan, etkili olan bir oyun. Sonrasında ise her iki takım da topu biraz daha rolantiye almış durumdalar. Şimdi uzun gönderildi. Bilal Şef de kafasıyla sektirdi. Eren Tunalı girdi hemen araya. Kafasıyla kaleci Anıl'a bıraktı. 22. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Line TV ekranlarında Düzce Cam, Düzce Spor, Bursa Spor karşılaşması. TFF 3. Lig 1. grup ilk hafta müsabakası. Şu anda her iki takım da gol bulabilmiş değil. Muhammed Demir yerde kaldı, devam dedi. Karşılaşmanın hakemi topa olduğunu belirtti. Abdurrahman uzun oynadı. Tahacan girdi araya. Tahacan Velioğlu. Ahmet İlhan'a doğru gönderilen top. Ahmet İlhan pasını aktarmak istedi fakat hem İlhan Depe hem de Sedat Cengiz için hızlı top oldu bu. Kaleci Muhammed Özkan çıktı, topun sahibi oldu. Şimdi baktı arkadaşlarına Muhammed. Sedat geldi baskıya. Muhammed şimdi oyunu başlattı yeniden. Mehmet Yiğit kafayla karşıladı. Ergün, o da yükseklik kazandırdı. Musa Çağıran indirdi, yerde hiçbir arkadaşı yok. Emre bıraktı Ergün'e. Emre girdi ceza sahası içerisine. Mehmet Yiğit baskısı var Enesyan'ın. Eren Tunalı uzaklaştırmak istiyor. Atak şansı yeniden Düzce Spor için. Aykut Çivelek hemen kullandı taç atışını. Aykut, Musa var baskıda. Emirhan sıyrıldı Musa'dan. Aykut Çivelek, Aykut bıraktı Emirhan'a. Karşısında Sedat var. Emirhan ortasını yapmak istedi Musa. Çağıran ayak koyuyor. Taç Düzce Spor'un. Bu dakikalarda oyun biraz daha hareketlendi. Aykut gönderdiği yerde. Berkay ayak koyuyor. Tahacan, İlhan Depe. Son müdahale orada. Düzce Sporlu oyunculardan fakat İlhan Depe'ye yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Bursa Spor. Bir oyuncu yerde Düzce Spor takımında. Bu arada Pablo Martin Bataja da Ahmet İlhan Özey'i yanına çağırdı. Gerekli direktifleri, uyarılarını verdi takım kaptanı Ahmet İlhan Özey. Düzce Spor oyuncu halen kalkabilmiş değil. Evet, bu sezon her iki takım da adeta kadrolarını yenileyerek başladı. Düzce Spor, Enes'in Belediyespor'dan Yunus Emre Genç, Bolu Spor'dan Muhammed Özkan, Balıkesir Spor'dan Abdurrahman Ayhanoğlu, Koray Baykara, Ağrı Spor'dan Emre Kartal, Pazar Spor'dan Aykut Çivelek,
Batman Petrolspor'dan Ergün Nazlı, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Yılmaz, yine Balıkesirspor'dan Bilal Şeflek, Pazarspor'dan Emre Turan, Artvin Opaspor'dan Ramazan Özkabak, Amasyaspor'dan Mehmet Refik Can, Gençler Birliği'nden Kaan Özkan, Sapanca Gençlik Spor'dan Berkay Ekici, Gümüşhane Spor'dan Eray Pazar ve Efeler 09'dan Enes Can Özdemir'i transfer etti. Bursa Spor ise yine çok önemli isimleri kadrosuna kattı. Alın Ata, Zekeriya Topayan, Tahcan Velioğlu, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Musa Çağran, Furkan Özyapı, Yiğit Ali Bayrak, Bora Yılmaz, Ahmet İlhan Özek, Hamza Gür, İlhan Depe, Sedat Cengiz, Mücahit Can Akçay, Tahir Babaoğlu ve Muhammed Demir son olarak takıma katılan isimlerdi. Yine Bursa Spor birçok oyuncuyu hem Süper Lig'e hem TFF 1. Lig'e gönderdi. Yusuf Sertkaya, Bodrum'a, Yiğit Fidan Fenerbahçe'ye, Ertuğrul Kurtuluş, Pendik Spor'a, Çağatay Yılmaz, Esenler Erok Spor'a giden oyunculardı. Yine Deniz Dörk, Knipbe, İnegöl Kaf Spor'a, Nilüfer FK'ya, Berat Altındiş, İnegöl Kafkas Spor'a, yine Alperen Şirin, Karacabey, Ömer Turan, Görgüç, Melih Sağlam gittiler. O oyuncular Bursa Spor'dan ayrıldı. Yine henüz 20 yaşında Hasan Sabri Karaca futbolu bırakmak zorunda kalmıştı yaşadığı sakatlıklardan dolayı. Evet, açılışını kullanacak Düzce Cam, Düzce Spor. Aykut şimdi taç atışını kullandı. Emirhan girdi araya. Mehmet Yiğit kapattı açısını. Mehmet Yiğit döndü kalecisi Anıl'a. Anıl gönderdiği yerde Sedat Cengiz. Onu açtı top Muhammed Demir. Koray Baykara kafayla karşıladı. Şimdi Muhammed Demir indirdi Ahmet İlhan Özek. Pasında Sedat Cengiz. Ayak koyamadı. Hemen kapattılar. O bölgede Berkay. Ergün. Baskısı devam ediyor Bursa Sporlu oyuncuların. Emirhan. Sol kanatta Aykut, bir kez daha Emirhan, pasında hata İlhan Depe, sağ kanatta kendini göstermişti Yiğit Ali, ona doğru gönderilen top, Yiğit Ali Bayrak, döndü geriye Ahmet İlhan Özek, Musa geldi yardıma, Ahmet'ten İlhan düşüncesi ama Musa hemen topun sahibi oldu, Musa çıkamadı 3 kişi arasından, top Düzce Sporlu oyuncularda, Sedat'tan önce Emre ayak koydu, kaleci Muhammed'e kadar gelen top, elle müdahale gösterdi karşılaşmanın hakemi. Serbest vuruş kullanacak Bursa Spor. Yiğit Ali Bayrak. Yerden Sedat Cengiz. Ergün'ün baskısı vardı sol kanada. İlhan Depe. Karşısında Rıdvan var İlhan'ın. İlhan Depe. Abdullah kendini göstermişti. Yerden pası Sedat Cengiz yerde kaldı. Devam dedi karşılaşmanın hakimi Musa Çağran. Baskısını yaptı Abdullah Tazgel. Bıraktı yerde Muhammed Demir. Muhammed Demir yerde ve karar penaltı. Muhammed Demir'e yapılan hareket. Karar penaltı. Bursa Spor 28. dakikada penaltı kazandı Muhammed Demir'le. Tereddüt etmedi karşılaşmanın hakemi. Berk Çekal penaltı noktasını gösterdi. Topun başında Ahmet İlhan Özek geçti hemen. Ahmet İlhan Özek. Bursa Spor adına sezonun ilk golü olabilir. Topun başında Ahmet İlhan Özek. Karşılaşmanın hakemi Berk Çekal. Kaleci Muhammed'in yanına gitti. Tüm oyuncuları ceza sahasının dışında olmasını gerektiğini belirtti hakem Berk Çekal. Kaleci Muhammed Özkan dikkatli. Ahmet İlhan Özek topun başında. İşaret verildi. Ahmet İlhan Özek vuruşu ve topağlarda gol. Ahmet İlhan Özek. TFF 3. Lig'de Bursa Spor adına ilk golü kaydediyor. Kaptan Ahmet İlhan Özek. Timsah yürüyüşü geldi. Düzce'de hemen taraftara koştu. Bursa Sporlu futbolcular. Durum şimdi Bursa Spor adına 1-0. 29. dakikada Ahmet İlhan Özek'in
penaltıdan attığı golle Bursaspor 1-0 öne geçiyor. Ahmet İlhan Özek golünü attı, taraftarına koştu ve timsah yürüyüşü geldi tüm Bursasporlu futbolculardan. Oyun yeniden başladı. Hatalı bir pas oldu. Bursaspor kullanacak taç atışını. Bir oyuncu yerde Düzce Spor'da. Hemen sağlık ekibi Bilal Şeflek Düzce Spor adına. Yerde kalan oyuncu. Fırsattan istifade futbolcular da su molası verdiler. Bilal Şeflek. O da geçen sezon Balıkesir Spor forması giyiyordu. Henüz kalkabilmiş değil. Karşılaşmanın hakemi de onun yanındaydı, şimdi kalktı Bilal Şeflek. Umarız ciddi bir şey yoktur. Mart 1992 doğumlu 10 numara sırt numaralı oyuncu Düzce Spor adına Bilal Şeflek. Kalkamadı. Şu anda sağlık ekibiyle birlikte dışarı alınıyor. Umarız ciddi bir problemi yoktur. Sporun onlar da değişiyor. Fatih oyuna dahil olacak. Bilal maalesef devam edemeyince oyuna Fatih Gök Bilal Şeflek'in yerine oyuna giriyor. Elbette kazanmak önemli ama sporcuların sağlığı, sporcu sağlığı, o da önemli. Sporcularımız sağlıklı olsunlar, daha güçlü olsunlar ki bizler de keyifle maç izleyebilelim. Abdurrahman uzun gönderdi. Berkay'dan önce Abdullah Tazger kafayla karşıladı. Muhammed Demir yükseklik kazandırdı. Abdurrahman Ayhanoğlu, onun kontrolünde top. Muhammed Demir'e çarptı. Aynı zamanda Muhammed Demir yetişemedi. Taç atışı Düzce Spor. 72 numaralı formasıyla Fatih Gök oyuna dahil oldu Bilal Şeflek'in yerine. O da 2002 doğumlu. Muhammed Özkan. Muhammed Özkan baktı arkadaşlarına, pas atacak arkadaşını aradı. Şimdi uzun gönderdi. Berkay'a doğru koşmadı oraya. Berkay kafayla karşıladı. Abdullah, Musa Çağran. Enes Can'dan önce Eren Tunalı şimdi uzaklaştırıyor. İlhan Depe koştu bölgeye. İlhan Depe Rıdvan'dan önce topun sahibi oldu. İlhan Depe döndü geriye. Yiğit Ali. Sedat Cengiz top istiyor. Hemen ceza sahası üzerinde. Yiğit Ali Bayrak savunmaya çarptı. Bir kez daha top Bursaspor oyuncularda. Abdullah Tazgel. Mehmet Yiğit. Eren Tunalı kendini göstermişti. Mehmet Yiğit. O Eren'e doğru gönderilen top savunmada Koray Baykar'a kafayla karşıladı Ahmet İlhan Özek. Fakat elle kontrol olduğunu belirtti karşılaşmanın hakemi. Şimdi serbest vuruş kullanacak Düzce Can Düzce Spor. 35. dakikadayız. Bursa Spor Ahmet İlhan Özek'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtiğini belirtelim. Koray Baykar'a serbest vuruş kullanacak Düzce Spor adına. Uzun gönderdi. Berkay'dan önce savunmada Mehmet Yiğit, şimdi Koray, Koray Baykar'a, Muhammed Tibir'in yapmış olduğu harekete faul dedi karşılaşmanın hakemi.
Koray Baykara serbest vuruşu kullanacak. Şimdi gönderdiği yerde kafayla indirdi Fatih. İlhan Depe. Fatih'in baskısı vardı. İlhan uzun oynadı. Sedat'tan. Şimdi Yiğit Ali. Yiğit Ali Bayrak. Dördüncü gidiyor Bursa Spor. Yiğit Ali. Yiğit Ali top hala onda. Ama savunmada Abdurrahman Ayanoğlu ayak koydu. Musa Çağran. İlhan'a doğru kafayla gönderdi. İlhan'dan Sedat Cengiz'in önüne. Ergün o bölgede hızlı. Onun kontrolünde. Bakıyorum. Serbest vuruş. Düzce Cam. Düzce Spor'un. Sedat Cengiz'in şarjını faal olarak belirledi. Karşılaşmanın hakemi Berk Çekal. Hemen hakem dörtlüsünü de aktaralım. Berk Çekal karşılaşmanın hakemi, yardımcı hakemler Erkan Akbak ve Mevlüt Bozok. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Alperen Çopur. Şimdi Ahmet İlhan Özek. Topun sahibi olduğu Bursa Spor adına bir hücum şansı, bir gol şansı. Ahmet İlhan ortasını yaptı. Savunma karşıladı. Eren Tunalı ceza sahası içerisinde Eren. O bölgede Enes Can Özdemir bırakmıyor. Enes Can Özdemir top hala onda, yerde kaldı. Eren topu sahibi oldu. Eren Tunalı ortası, savunma. Aykut Çivelek. Aykut uzun gönderdi. Mehmet Yiğit kafayla karşıladı. Musa Çağran. Yiğit Ali'yi düşündü. Taha Can'dan önce Berkay Ekici. Şimdi atak şansı, bir gol şansıydı. Bakıyorum serbest vuruş kararı. Sarı kart geldi. Abdullah Tazgel'e. Abdullah Tazgel, Berkay Ekici mücadelesinden sarı kart çıktı. Serbest vuruş kullanacak Düzce Cam Düzce Spor. ...37. dakikadayız. Düzce Cam Düzce Spor takımında Ergün Nazlı sarı kart görmüştü. Bursa Spor'da ise şimdi Abdullah Tazgel sarı kart gören oyuncu oldu. Emirhan topun başında. Düzce Spor adına kalede Anıl Ata dikkatli. Bursa Spor tüm hatlarıyla hem ceza sahası içinde hem de ceza yayı içerisinde. Şimdi işaret geldi. Emirhan ortasını yaptı. Abdurrahman dokundu. Top yandan dışarıda. Tehlikeli geldi. Düzce Cam Düzce Spor. Emirhan'ın ortasında arka direkte. Abdurrahman Ayhanoğlu savunmadan çıktı. Dokunuşunu yaptı fakat top yandan dışarı çıktı. Anıl. Şimdi kale vuruşunu kullandı. Anıl Ata. Sedat Cengiz. Onu açtı top. Ergün kafayla karşıladı. Musa Çağran. Musa Çağran. Pasını aktardı İlhan. Onun pası geçmedi. Enes Can Özdemir. Sağ kanada. Rıdvan. Rıdvan. Rıdvan'dan Fatih. Fatih topu kaybetti. Abdullah Tazgel. Abdullah Tazgel topu hala onda. Abdullah Tazgel. Abdullah Tazgel. Ergün'ün baskısı vardı. Son müdahale. Bakıyorum yine Abdullah'tan dedi karşılaşmanın hakemi. Bu arada Düzce Sporlu bir taraftar sahaya girme teşebbüsünde bulunmuştu. Karşılaşmanın güvenlik görevlileri hemen müdahalesini yaptılar. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Güvenlik görevlileri şu anda Düzce Spor yedek kulübesinin orada ve yine şu anda Bursa Spor taraftarının olduğu
alanda güvenliğin bir müdahalesi söz konusu. Şunu da belirtelim, Bursaspor taraftarı bu maça oldukça yoğun ilgi gösterdi. Şu anda bulundukları yerde, onlara ayrılan, Bursaspor taraftarına ayrılan yerde çok yoğun bir kalabalık vardı. En az o kadar da dışarıda Bursaspor taraftar grubu vardı. Karşılaşmanın hakemi soyunma odasına çağırdı. Saha içinde yaşanan olaylardan dolayı taraftarın, Rizesporlu taraftarların, yani şöyle söyleyeyim, hep bütün taraftarları tabii ki de söyleyeyim, birkaç taraftarın içeri girme, sahaya girme teşebbüsünden dolayı karşılaşmanın hakemi her iki takımın da soyunma odalarına, soyunma odasına gitmesine karar verdi. Buradan anladığımız kadarıyla, buradan gördüğümüz kadarıyla şu anda karşılaşmanın hakemi Berk Çakal oyuncularla konuşuyor. Her iki takım kendi yedek kulübelerinin önünde şu anda. Berk Çakal hakem üçlüsünü yanına çağırdı. Şu anda karşılaşmanın dördüncü hakemi güvenlik görevlileriyle konuşuyor. Berk Çakal dördüncü hakemin yanında. Bursasporlu oyuncular kendi yedek kulübesinin önünde, bir tek Anıl şu anda kendi kalesinin önünde. Şu anda açıkçası biz de buradan henüz bir anons gelmediği için bir tam manasıyla aktaramıyoruz. Sadece şu andaki saha içindeki olayı yorumluyoruz. Tekrar hatırlatalım, yani güzel başlayan, dostça başlayan, her iki tribün arasında dostça başlayan karşılaşma şu anda buradan gördüğümüz kadarıyla sadece birkaç, 1 ve 2 diyebiliriz. Üçüncüsünü görmedik. 1-2 Rizesporlu taraftarın sahaya girme çabasından dolayı sanıyorum ki burada alınan bir karar var. Tabii ki de burada tüm Rizespor'un taraftarının gerçekten nasıl centilmence karşılaşma başlamadan önce, başladıktan sonra ne kadar centilmence Bursaspor taraftarına yönelik tezahüratlarını gördük, duyduk. Hakeza yine Bursaspor taraftarının Rizespor taraftarına yine jestlerini gördük. Her iki grup adına güzel başlayan karşılaşma, umarız güzel devam eder, güzel biter. Gerçekten de bugün Düzce ilini gezdiğimizde, Düzce şehrini gezdiğimizde gerçekten bir spor sever olarak şuna ibrenmiştik. Taraftarlar saatler öncesinde meydanda, Düzce meydanında toplanıp besteler söylediler, şarkılar söylediler. Kendi takımları adına tezahüratlarda bulundular. Ve bu arada karşılaşmanın hakemi her iki takım oyuncularını da geri çağırdı. Oyun yeniden başlayacak. Yoksa sporda bir oyuncu değişikliği olacak. Az sonra 19 numaralı oyuncu oyuna dahil olacak. Mehmet Yiğit. Ahmet İlhan'a doğru gönderilen top, ayak koyuyor. Koray Baykara. Yiğit Ali. Yerden pası geçmedi. Enes Can. Aykut. Pasında Emirhan. Eren'in baskısı vardı. Enes Can. Musa Çağran. Ayak koydu. Top yeniden Rizesporlu oyuncularda. Abdurrahman Ayhanoğlu. Mücahitcan Akçay az sonra oyuna dahil olacak Bursaspor takımında. Son müdahale İlhan Depe'den, taç atışı Rizespor'un. Evet, karşılaşmanın dördüncü hakeminin yanında Mücahitcan Akçay. İşaret şimdi veriliyor. Muhammed Demir. Bursaspor'un gerçekten değerli oyuncusu, tecrübeli oyuncusu Muhammed Demir. Süper Lig'den transferi Muhammed Demir. Oyundan çıkarken yerine geçtiğimiz sezon Iğdırspor'da, Iğdır Futbol Kulübü'nde görev yapan önemli transfer Mücahitcan Akçay oyuna dahil oluyor. Erhan Tunalı kafayla karşıladı.
Sedat'tan önce savunma. Enes Can, Eren Tuna'nın mücadelesi. Son dokunuş. Düzce sporlu oyunculardan dedi karşılaşmanın hakemi. Eren Tunalı taç atışını kullanacak Bursa Spor adına. Az sonra ilave süre gösterilecek. En az 6 dakika daha ilk yarıda oynanacak sevgili futbol severler. Aykut bugün gerçekten önemli işler yaptı. Aykut Çevelek Düzce Spor adına. Eren Tunalı taç atışını kullandı. Yiğit Ali Musa'dan önce Emre o bölgede indirdi. Araya girdi Tahacan Velioğlu, Koray Baykara. Ahmet Çinan'ın baskısı var. Emre indirdi, yerde hiçbir arkadaşı yok. Şimdi Yiğit Ali. Sol kanada İlhan Depe. İlhan Depe son müdahale Rıdvan'dan. Taç Bursa Spor'un. Hemen başladılar. Abdurrahman Ayhanoğlu. Rıdvan. Rıdvan. Bir kez daha Rıdvan pasında Abdurrahman uzun oynama düşüncesi. Daha Can'dan önce Berkay. Şimdi Enes'e doğru gönderilen top. Eren Tunalı var arkasında. Eren kendini yere bıraktı. Bakıyorum formadan çektiğini belirtiyor. Musa Çağran. Bir sarı kart daha geldi. Şimdi serbest vuruş. Az önce karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Serbest vuruşu Düzce Spor'a verdi. Şimdi Eren Tunalı yerde. Bir sarı kart geldi Düzce Sporlu oyuncuya, Aykut'a yanılmıyorsam. Buradan gördüğümüz. Eren Tunalı halen kalkabilmiş değil. Evet, Eren Tunalı tedavisi sağ içinde tamamlandı. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Ergün Nazlı serbest vuruşu kullanacak. Düzce Spor adına bıraktı. Koray Baykara uzun gönderdi. Sağ kanada İlhan Depe. Ondan önce Fatih Gök. Ayağından biraz açınca İlhan Depe topun sahibi oldu. Abdullah Tazgel son dokunuş. Düzce Sporlu oyunculardan taç Bursa Spor. En az 6 dakika gösterilmişti ilk yarıya ilave olarak. Sedat Cengiz. Sedat Cengiz pasını aktarmak istedi Mücahit'e. Fakat Mücahit için biraz hızlı oldu. Taç atışını Düzce Sporlu oyuncular kullanacak. Berkay ısrarla istedi. Şimdi aldı Berkay. Düzce Sporlu oyuncuların müdahalesi vardı. Mücahit Can Akçay kovaladı o bölgede topu. Aykut Çivelek gönderdiği yerde Ahmet'ten silik top Yiğit Ali Bayrak. Ahmet İlhan ondan önce Aykut. Musa araya girmek istiyor. Emre'de kaldı top. Emre o uzun oynama düşüncesi top. Kaleci Anıl Atağa kadar geldi. Mehmet Yiğit de bıraktı Anıl'a. Şimdi Anıl baktı arkadaşlarına. Biraz daha rahatlattı takımını. Biraz daha tempoyu düşürdü. Şimdi Anıl Atağa. Bununla başlayacak yeniden oyun. Orta yuvarlığa doğru Sedat Cengiz kafayla indirdi. Yiğit Ali Bayrak pasında İlhan Depe. İlhan ceza sahasına doğru gönderilen top. Aykut'tan sekti top. Ahmet İlhan Özek. Ahmet İlhan girdi içeri. Yerden pası. Arka tarafta hiç kimse yok Bursa Spor adına. Taç atışı Bursa Spor'un. Savunma uzaklaştırıyor. Ahmet İlhan Özek. Aldı topu, geri ceza sahası içerisinde pasını da yaptı ama top savunmadan dışarı çıktı. Şimdi ise gönderilen yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Kale vuruşunu kullanacak. Düzce Sporlu oyuncu Muhammed Özkan uzun gönderdi. Göğsüde indirilen top. Fatih Gök. Fatih bıraktı Emre. Ayak koyuyor Musa. Musa Çağran. Topuk pası güzel. Sedat Cengiz. Kaleci Anıl.
Yerden oynadı Tahacan Velioğlu. Yiğit Ali. Tahacan. Abdullah'tan şimdi Yiğit Ali. Sağ kanala doğru gönderilen top Ahmet İlhan'dan önce Aykut Çivelek. Fatih geldi o bölgeye. Ahmet İlhan özellikle ayak koydu. Fatih'in önünde kaldı top. Yerden oynadı. Berkay. Ayak koymak istiyor Yiğit Ali. Geldi Mehmet Yiğit bozdu pozisyonunu. Şimdi Abdullah Tazgel. Tahacan Velioğlu. Yerde kaldı. Yiğit Ali Bayrak. Hemen oyunu durdurdu karşılaşmanın hakemi. Yiğit Ali yerde kalmıştı. Şimdi Berkay'la küçük bir tartışma yaşıyor. Hakem Berk Çekal hemen iki oyuncuyu da o bölgeden uzaklaştırdı. Mehmet Yiğit. Şimdi serbest vuruşu kullanacak. Mehmet Yiğit. İşaret verildi. Mehmet yerden oynadı. Tahacan Velioğlu. Tahacan sol kanada doğru. İlhan Depe aldı göğsüyle önüne. Savunmada Rıdvan. Rıdvan Aksu. Top halen Bursa Sporlu oyuncularda. Fakat Düzce Sporlu oyuncular araya girdi Enesyan'la. Yiğit Ali yerden pası. Sedat Cengiz. İkinci hamleyi yapamadı. Şimdi Mücahitcan. Offside bayrağı havada. Ve ilk 45 dakika sona eriyor sevgili Line TV izleyenleri. Bursa Spor 3. lig 1. grup ilk hafta karşılaşmasında Düzce Spor'a konuk oldu. Ahmet İlhan Özey'in atmış olduğu penaltıdan kaydettiği golle Bursa Spor soyunma odasına 1-0 önde giriyor. Ve ikinci 45 dakika başladı sevgili spor severler. Yiğit Ali Sedat'a doğru kafayla karşıladı Abdurrahman. Kaleci Anıl Atağ'a kadar geldi top. Anıl aldı eline, bekledi arkadaşlarını. Anıl Atağ. Şimdi kaleci vuruşunu yaptı. Mücahitcan yükseklik kazandırdı. Sedat'ın önünden geçti. Savunma uzaklaştırıyor. Emirhan gönderdiği yerde Abdullah Tazgel kafayla karşıladı. Musa Çağran gönderdiği yerde Koray Baykara. Ahmet İlhan Özek ayak koydu. Son müdahale ondan. Taç atışı Düzce Spor'un. Öncesinde serbest vuruş kararı geldi karşılaşmanın hakeminden. Koray Baykara serbest vuruş kullandı. Abdurrahman, Sedat Cengiz'den önce ayak koydu Ergün. Mehmet Yiğit araya girdi. Emirhan sağ kanada. Fatih. Emirhan yeniden kendini gösterdi. Emirhan top onda. Emirhan Yiğit Ali vardı karşısında. Ona çarpan top. Dışarı çıktı. Taç atışı Düzce Spor'un. Fatih Gök. Bıraktı Rıdvan Türker. Ceza sahasına doğru gönderilen top da Tahacan Velioğlu. Uzaklaştırmayı bildi. Taç bir kez daha Düzce Spor'un hemen kullanıldı. Sekti top. Bir vuruş kaleye doğru gitti. Savunma Eren Tunalı. Uzaklaştırıyor Ahmet İlhan Özek. Enteresan bir pozisyon. Ceza sahasına orta. Sekti top o bölgede. İlhan Depe bıraktı. Top dışarıda. Golle burun buruna kaldı Düzce Spor. Kafa vuruşunda direkten döndü top. Eren Tunalı uzaklaştırdı. Yükseklik kazandırdı Ahmet İlhan Özek. O cendereden topu çıkardı. Sonrasında top doğrudan dışarı çıktı. Anıl Atağ kale vuruşunu kullandı. Mücahit'e doğru indirdi kafasıyla. Sedat'tan önce savunma. Taç. Bursa Spor'un. İlhan Depe bıraktı. Abdullah Tazgel taç atışını kullanacak. Abdullah ayak koyuyor. Rıdvan taç bir kez daha Bursa Spor. Abdullah Tazgel
Abdullah. Şimdi kullandı Mücahitcan. Mücahit girdi içeri. Mücahit. İki kişi vardı karşısında. Ayak uyarı Musa Çağıran. Yanında Ahmet İlhan var. Fakat öncesinde orada bir faul tespit etti. Karşılaşmanın hakemi Berk Çekal. Koray Baykara yerdeydi. Serbest vuruş kullanacak. Düzce Cam, Düzce Spor. ...29. dakikada Ahmet İlhan Özey'in penaltıdan kaydettiği golle Bursa Spor 1-0 önde. Muhammed Özkan uzun gönderdi. Yiğit Ali Bayrak uzaklaştırıyor. Orta alanda Emre topun sahibi olmuştu. Fatih Gök bıraktığı yerde Emirhan var. Abdullah Tazgel kovaladı. Hemen geldi o bölgeye İlhan Depe. Top hala Emirhan'da, dışarı çıkardı. Rıdvan karşısında Abdullah var. Sırıldı ondan. Sedat girdi araya. İlhan Depe topu kazandı. İlhan pasında Musa Çağıran. Ondan sol kanada Sedat Cengiz. Hızlı hücum şansı Bursa Spor için. Yerden oynadı. İlhan Depe sağ kanata Ahmet İlhan Özek. Ahmet İlhan ortası Mücahit Can göğsüne indirdi. İlhan Depe'nin biraz arkasında kaldı. Şimdi Musa Çağıran'dan Yiğit Ali. Pasında İlhan Depe. İlhan Depe onun yaptığı hareket faul. Sarı kart geldi İlhan Depe'ye. Yüze temas ettiği için diyor karşılaşmanın hakemi. Rıdvan mücadelesinde İlhan Depe. Rıdvan mücadelesinde sarı kart gördü İlhan Depe. Abdullah Tazgel'den sonra İlhan Depe de sarı kart gören oyuncu. Ceza sahasına doğru gönderilen top da Mehmet Yiğit. Şimdi Musa Çağıran uzun gönderdi. Koray baskısı var Musa'nın. Son müdahale ondan. Taç Düzce Spor. Emre ayak koymuştu. Ahmet İlhan. Sedat'ın baskısı. Kaleci Muhammed Özkan. Abdurrahman Ayhanoğlu. Bıraktı Rıdvan. Şimdi kaptan Koray. Sedat Cengiz oraya koştu. Sedat baskısı vardı. Tahacan Velioğlu. Eren. Eren Tunalı. Ahmet İlhan'a doğru Koray Baykara gönderdi. Aykut bir kez daha Koray. Baskısı var Mücahit'in. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Şimdi serbest vuruş kararı geldi. Karşılaşmanın hakeminden ilk pozisyonda oyunu devam ettirdi. Sonrasında Musa'nın hareketine faul dedi karşılaşmanın hakemi Berk Çekal. Koray Baykara. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Eren Tunalı kafayla karşıladı. Emirhan, Berkay, sol kanatı Aykut. Aykut Çivelek, Musa geldi. İçeri doğru gönderilen top Mehmet Yiğit. Onun kontrolünde top dışarıda. Out. Kale vuruşunu kullanacak. Kaleci Anıl Ata. Enes Can da kendine sinirlendi. Anıl Ata. Kaleci vuruşunu kullanacak. Anıl gidin dedi arkadaşlarına. Anıl Ata uzun gönderdi. Mücahit Can kafayla indirdi. Koray ayak koydu. Emirhan sağ kanala doğru araya girdi. Abdullah Tazgel Rıdvan'dan önünden aldı topu. Abdullah Tazgel pasını aktardı Mücahit. Kontrolü Mücahit Can Akçay bıraktı Ahmet İlhan'a. Ayak Ahmet İlhan vuruşu ve topu ağlardı. Gol! Nefis gol. Ahmet İlhan Özeç. 2-0 öne geçiyor Bursa Spor. 53. dakika. Nefis gol geldi Ahmet İlhan'dan. Abdullah Tazgel. Rıdvan'ın önünden aldı topu. Sürükledi. Pasını aktardı Mücahit'e. Mücahit Can Akçay. Onun pasında Sedat istediği gibi kontrol edememişti. Ahmet İlhan Özey'in önünde kalan top. Sol ayağıyla uzak köşeye.
Nefis gol Ahmet İdan Özek'ten. Durum şimdi 2-0. Önde Bursa Spor. Oyun yeniden başladı. Emirhan bıraktı. Bir kez daha Emirhan. Rıdvan. Abdullah Tazgel. Onun kontrolünde Fatih. Baskıya gelmişti Abdullah Tazgel. Pası Mücahit'e doğru. Sedat göğsüyle aldı. Pasını aktardı. Mücahit Can Akçay yetişti topa. Mücahit. İçeride İlhan Depe var. Ona doğru savunma. Koray Baykara. Nefis müdahale geldi Koray'dan. İkinci golde özellikle Abdullah Tazgel'in çabası. Onunla başlayan atak. Bursa Spor adına. Kaptandan. Onun bitiriciliğiyle geldi. Onun bitiriciliğiyle sonuçlandı. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Yiğit Ali ile Bursa Spor. Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi. Yiğit Ali Bayrak. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direğe doğru kaleci Muhammed. Yumrukladı. Sedat Cengiz atak devam edecek. Sedat ortasını yaptı. Kafalardan sekti top. Arka direğe doğru son müdahale. Düzce Spor oyunculardan köşe vuruşu Bursa Spor'un. Aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak Bursa Spor. Yiğit Ali Bayrak yeniden topun başında. İlhan Depe geldi yardıma. Yiğit Ali ortasını yaptı. Musa Çağran bir vuruştu ondan Musa. Üstten dışarıda. Kaleci Muhammed Özkan. Abdurrahman. Berkay. Baskısı var Musa'nın. Rıdvan. Ondan önce İlhan'ın ayak koymuştu. Şimdi Fatih Gök. Yiğit Ali söktü aldı. Fakat oyun alanında tutamadı. Taç atışı Düzce Spor'un. Öncesinde oyuncu değişikliği yapılsın dedi karşılaşmanın hakemi. Ergün Nazlı oyundan çıkan isim Düzce Spor adına. Yerine 17 numaralı formasıyla Mehmet Refikcan dahil oluyor. O da 2000 doğumlu genç isim Refikcan. Fatih ayak koyuyor. Tahacan, Yiğit Ali, Ahmet İlhan'a doğru. Koray Baykara gönderdiği noktada Tahacan kafayla karşıladı. İlhan Depe. Sedat Cengiz Musa'ya doğru. Musa kontrol iyi. Musa pasını iyi yere. Mücahit'ten önce savunma ama top hala Bursa Spor'da. İlhan sağ kanada Ahmet İlhan. İki golünde sahibi Ahmet İlhan. Döndü geriye Eren Tunalı. Çizgi üzerinde pasını aktarma düşüncesi son müdahale. Düzce Sporlu oyunculardan Taç. Bursa Spor hemen kullandı. Mehmet Yiğit. Anıl. Anıl Ata. Anıl. Uzun oynama düşüncesi. Koray Baykara. Topun sahibi oldu. Sedat'ın baskısı var. Mehmet Yiğit'ten önce Berkay. Bası Refik'e. Son müdahale Mehmet Yiğit'ten. Taç Düzce Spor'un. Eren Tunalı baskısı vardı o bölgede. Berkay. Ayak koyuyor Ahmet İlhan. Sedat. Basında İlhan Depe. Şimdi hızlı hücum şansı Bursa Spor için Abdullah Tazgel'e doğru gönderilen top. Abdullah Tazgel. Kontrolünü aldı topu topuk pası. İlhan Depe. Onun için hızlı oldu. İlhan Fatih Gök. Fatih. Atak yönünü değiştirdi Fatih. Şimdi Refik. Mehmet Refik Can. Mehmet Refik. Ceza sahasına girmeden vurdu top. Üstten dışarıda. Kibin doğumlu Mehmet Refik Can. Ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı.
Anıl Ata. Şimdi kullandı kaleci vuruşunu. Koray Baykara. Fatih. Pasında Enescan Özdemir. Mehmet Yiğit mücadelesi. Enescan ortasını yaptı. Bir kafa geldi. Bakıyorum. Korner dedi karşılaşmanın hakemi. Enescan Özdemir. Ortasını yaptı. Mehmet Yiğit'in kafası. Top yandan dışarı çıktı. Son müdahale Mehmet Yiğit'tendi. Şimdi Emirhan köşe vuruşunu kullanacak. Düzcespor adına Emirhan kullandı. Ortasını yaptı. Anıl çıktı. Tek hamlede topun sahibi oldu. Anıl Ata. Hemen başladı oyuna. Anıl. Az sonra Bursa Spor'da bir oyuncu değişikliği olacak. Anıl hızlı başlamak istedi. O bölgede engellendiği gerekçesiyle. Faul tespit etti karşılaşmanın hakemi. Şimdi Bursa Spor'da bir değişiklik daha. İkinci değişiklik olacak. Sedat Cengiz oyundan çıkıyor. Bursa Spor'da yerine Barış Dalkıran oyuna dahil oluyor. Sedat Cengiz, kaptan Ahmet İlhan da çıkarken hemen Sedat'ı tebrik etti. Sedat Cengiz yerine genç isim, yine Bursa Spor'un altyapısından yetişen 2004 doğumlu Barış Dalkıran'a bırakıyor. Anıl Ata uzun gönderdi. Mücahit Can göğsüyle indirdi. Orada Emre mücadelesinde top Emre'de kaldı. Aykut. Aykut. Ters kanada doğru gönderilen top. Fatih Gök onun önünde. Abdullah Tazgel geldi. Fatih Gök yetişti. Aldı topu. Karşısında Abdullah var. Ortasını yaptı. Bir vuruş geldi Anıl. Berkay'ın vuruşunda Anıl Ata. Gol olmasına izin vermedi. Berkay'ın vuruşunda kaleci Anıl Ata. Refik. Refik Can karşısında Eren Tunalı var. Refik Can ortasını yaptı. Mehmet Yiğit diziyle karşıladı. Musa Çağran. Mücahit. İlhan Depe'ye doğru ayak koyuyor Emirhan. Abdullah Tazgel. Şimdi Yiğit Ali. Bir kez daha savunma. Emirhan. Pası Abdurrahman. Baskısı var Mücahit Can'ın. Kaleci Muhammed Özkan. Muhammed uzun gönderdi. Mehmet Yiğit kafayla karşıladı. Barış Dalkıran. O indirdi kafasıyla Eren Tunalı. İstediği gibi vuramadı. Musa Çağrı'ndan aşan top. Şimdi Emre. Emre Ahmet İlhan takip etti onu. Pasını aktardı. Ahmet İlhan ayak koydu. Aykut Civelek. Son anda yakaladı topu. Aykut ortasını yaptı. Ceza sahasına Mehmet Yiğit. Mehmet Yiğit müdahalesi yerinde taç atışı hemen kullanıldı Düzcespor adına. Koray Baykara, Musa Çağran söktü, aldı topu, bıraktı Yiğit Ali'ye. Şimdi Mücahit Can Akçay. Mücahit bekledi arkadaşlarını, pasını aktardı İlhan Depe. İlhan Depe bir kez daha Mücahit. Vuruşu yerden yandan dışarıya gidiyor top. Mücahit Can Akçay sol ayağıyla düzgün vuruş, top çok az farkla dışarı çıktı. Önemli bir Bursa Spor kontra atağı izledik. Kaleci Muhammed Özkan uzun gönderdi. Mehmet Yiğit kafayla karşıladı. Şimdi Yiğit Ali Bayrak, top onda kaldı. Yiğit Ali vuruşu, top yaz farklı dışarıda. Saniyeler içerisinde iki önemli pozisyonu kaçırdı. Gol fırsatından yararlanamadı Bursa Spor. Önce Mücahit Can'la, sonrasında Yiğit Ali ile. Kısa düştü top. Emre topun sahibi oldu. Ahmet İlhan Özey'in baskısı vardı. Koray Baykara. Kontrolü iyi. Baskısı devam ediyordu Ahmet İlhan'ın. Şimdi de takım arkadaşı Abdurrahman'a bıraktı. Abdurrahman. Fatih'e doğru Abdullah Tazgel kafayla karşıladı. Emirhan.
Emre pası kısa düştü. Şimdi Bursaspor ata. Ahmet Cilan uzun gönderdi. Mücahit'e doğru Abdurrahman kafayla indirdi. Takım arkadaşlarına kazandırdı ve biraz olsun takımını rahatlattı. Abdurrahman Ayhanoğlu. Koray Baykara. Emre. Yerden Eren Tunalı'nın baskısı var. Şimdi Berkay. Bir kez daha Refik. Koray. Koray Baykara. Sağ kanada doğru gönderilen top. Abdullah Tazgel. Uzaklaştırıyor. İlhan Depe. Mücahit Can. Şimdi Abdullah Tazgel. Aldın Abdullah Tazgel. Baskısı var. Abdurrahman Ayhanoğlu. İzin vermedi geçmesine. Abdullah Tazgel'in. İlhan Depe bıraktı Abdullah'a. Abdullah da arkadaşlarını bekliyor şimdi. Mücahit kendini gösterdi. Mücahit Can Akçay. Mücahit düştü. Yerde kaldı. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Kale vuruşu kullanacak. Line TV ekranlarından. Sevgili spor severler. Düzce Spor 0. Bursa Spor 2. 65. dakikadayız. Bursa Spor Ahmet İlhan Özey'in attığı 2 golle 2-0 üstün durumda. Koray Baykara. Muhammed Özkan. Koray. Sol kanada Emre. Refik topun üzerinden atlamıştı. Orada hiçbir arkadaşı yok. Mehmet Yiğit de kalecisi Anıl'a bıraktı. Anıl Ata. Şimdi kaleci vuruşunu kullandı. Emre karşıladı. Barış Dalkıran kafasıyla indirdi. Mehmet Yiğit en geriye, kalecisi Anıl. Anıl İlhan Depe'yi düşündü fakat Rıdvan ayak koydu. Abdullah Tazgel topu bir kez daha takımına kazandırdı. Musa sağ kanada İlhan'a doğru. Ahmet İlhan Özek'ten önce Aykut Civelek. Emirhan yerden pas Koray. Onun gönderdiği yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Şimdi Bursa Spor hata izleyeceğiz. İlhan Depe. Mücahit kendini gösterdi. İlhan Depe sağ kanat düşüncesi. Ahmet İlhan Özek bir kez daha kendini gösterdi. İlhan. İlhan sokuldu içeri İlhan Depe. İlhan Depe ortası Mücahit'e doğru onu aşan top. Düzce Sporlu oyuncular da kaldı. Şimdi hızlı hücum şansı Düzce Spor adına. Enes Can. Abdullah Tazgel geçit vermiyor. Şimdi İtali. Abdullah Tazgel. Enes Can'ın mücadelesi tehlikeli. En direkt serbest vuruş kullanacak. Bursa Spor. Pablo Martin Bataja sık sık sağ kenarına gelip oyuncularına direktif veriyor. İtalya hemen başlattı oyunu. Abdullah Tazgel. Ceza sahasına orta. Mücahit'e doğru. Koray kafasıyla karşıladı. Ahmet İlhan bir vuruş daha geldi ondan. Koray Baykara karşıladı. Atak devam edecek. Ahmet İlhan Özek savunma. Şimdi yerde kaldı. Fatih Barış Dalkıran onun yapmış olduğu harekete faul dedi karşılaşmanın hakemi. Aynı zamanda bir sarı kartta Barış'a geldi. Hemen oyuna başladı Düzce Sporlu oyuncular ama karşılaşmanın hakemi bekleyin dedi. Koray bıraktı. Abdurrahman Ayhanoğlu. Şimdi kullandığı serbest vuruşu sol kanada doğru gönderilen top. Barış. Musa. Kaptırdı. Refik. Emre. Yerden pas. Berkay. Karşısında Barış var. Berkay. Düzce Sporlu oyuncular oyun alanında tuttu topu. Emre. Musa'nın baskısı vardı. Barış Dalkıran Berkay'a yapıştı adeta. Geçit vermedi. Döndürmeye döndürmedi. Dönmesine izin vermedi. Rıdvan.
Fatih. İnan Depe topun sahibi oldu. Abdullah Tazgel yanında. O Yiğit Ali'yi düşündü. Yiğit Ali nefis çalım. Yiğit Ali basında da isabet var. Abdullah Tazgel. Mücahit bir kez daha Abdullah. İnan sol kanatta pas istedi. Ona doğru gönderilen top. İnan Depe offside bayrağı havaya kalktı. İnan Depe için bir adım geriden çıksa hazırlanışı anlamında, hazırlanışı bakımından nefis bir gol izleyebilirdik. Evet, Düzce Spor takımında iki oyuncu değişikliği daha olacak. 9 numaralı formasıyla Eray Pazar oyuna dahil olacak. Ve 41 numaralı formasıyla Sercan Uslu oyuna dahil oldu. Emirhan ve Rıdvan oyundan çıkan isimler oldu. Düzce Cam Düzce Spor'da. Sercan kafayla indirdi. Musa bıraktı İlhan'a ama öncesinde faul kararı geldi karşılaşmanın hakemi Berk Çakal'dan. Serbest vuruş kullanacak Düzce Spor. Tüm atlarıyla neredeyse rakip ceza sahasında. Şimdi ortası Düzce Spor'lu oyunculardan. Aykut'ta kaldı top. Şimdi bir kez daha orta Musa Çağran. Enes Can. Ona doğru gönderilen top bir kez daha. Savunmada Eren Tunalı uzaklaştırıyor. Gelişine vuruş. Yine Eren Tunalı. Sercan. Mücahit'in baskısı var. Musa. Orada Berkay'a baskı yaptı. Barış da Akaran araya girdi. Top Fatih'te kaldı. Düzce Cam Düzce Spor'da. Emre. Emre bıraktı Fatih. Fatih bu dakikalarda en geriye geldi. Oyuna Bilal Şefli'nin yerine santrafor'da başlamıştı. Sağ kanat devam etti. Şimdi ise stoperde Abdurrahman. Ahmet İlhan Özek kafayla karşıladı. Şimdi Bursa Spor atağı. Musa Çağran. İlhan Depe'ye doğru gönderilen top. Gelirse büyük tehlike. İlhan Depe'ye aldı. İlhan Depe Abdurrahman ayak koydu. Geçemedi orada. Sercan. Abdurrahman. Emre. Yerden pası. Berkay. Aykut. Karşısında Ahmet İlhan var. Aykut. Ters kanat düşüncesi. Abdullah Tazgar kafayla karşıladı. İlhan Depe. Yiğit Ali vardı yanında. Ona bıraktı. Yiğit Ali'den bir kez daha. İlhan Depe. Ayak koyuyor. Sercan Uslu. Koray Baykara. Emre. Bir türlü çıkmasına izin vermiyor Bursa Sporlu oyuncular. Mücahit Can. Emre arasında küçük bir diyalog yaşanınca hemen karşılaşmanın hakemi Berk Çekal iki oyuncunun yanına gitti. Oyun devam ediyor şimdi. Aykut gördü Berkay'ı. Eren karşısında Berkay ikinci bıraktı bir kez daha. Aykut ortasını yaptı. Ceza sahasına doğru Fatih. Fatih Gök karşısında Barış vardı. Şimdi atak şansı halen Düzce Spor'da ortaya Berkay'a doğru. Berkay için biraz hızlı ama yetişti Berkay. Berkay Eren Tunalı. Ceza sahasını doldurdu bir kez daha Düzce Spor'lu oyuncular. Yiğit Ali Bayrak. Topuk pası. Hata var. Fatih. Fatih Gök. Aldı soluna Fatih. Uzaktan vuruş. Anılata. Fatih Gök. Sol ayağıyla. Nefis vurdu. Aynı güzellikle çıkardı Anılata. Fatih Gök. Bahsetmiştik onunla. İlk yarının ortalarında Bilal Şefli'nin yerine oyuna dahil olmuştu Fatih. En ileride başladı. Sağ kanada geçti. Şimdi bu dakikalarda stoperde mücadele ediyor Fatih Gök. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Arka direğe doğru gönderilen top Koray Baykara. Mehmet Yiğit. O bölgede Tahacan. O bölgede Tahacan Velioğlu. Baskısı vardı. Eren Tunalı. Topuk pası. Şimdi Bursa Spor atağı izleyeceğiz.
İlhan Depe bıraktı. Abdullah Tazgel onun pasında Ahmet İlhan Özek. Ahmet İlhan yitirdi kendini gösterdi. Mücahit kendini gösterdi. Top hala Ahmet İlhan'da. Ahmet İlhan bıraktı sol kanada Yiğit Ali Bayrak. Yiğit Ali içeride iki Bursa Sporlu oyuncu var. Yiğit Ali top hala onda. Yiğit Ali sıyrılamadı. Abdurrahman'dan Yiğit Ali. Abdurrahman mücadelesi. Son dokunuş Abdurrahman'dan. Şimdi Düzce Spor hata izleyeceğiz. Ahmet İlhan Özek. Son müdahale Tahacan Velioğlu izin vermedi. Şimdi kaleci Anıl Ata, Mehmet Refikcan. Anıl Emre kafayla karşıladı. 3 Bursa sporlu oyuna dahil olacak az sonra. 3 oyuncu birden olacak. İlhan Depe oyundan çıkıyor. Yerine 7 numaralı formasıyla Hamza Gür oyuna dahil oluyor. Yine Ahmet İlhan Özek oyundan çıkıyor. Bora Yılmaz oyuna dahil olacak. Ve Abdullah Tazgel oyundan çıkarken yerine Furkan Sakı oyuna dahil olacak. 3 ismi birden oyundan çıkarıyor Bursa Spor Teknik Direktörü Pablo Martin Bataja. Ahmet İlhan Özek özellikle bugün attığı 2 golle önemli katkı sundu takımı adına. Kaptan Ahmet İlhan Özek. Barış pasında Tahacan, şimdi Furkan. Furkan kafasıyla uzaklaştırdı. Yiğit Ali biraz açtı top. Musa, Musa Çağran. Şimdi kaptanlık pası bandı onda. Bora. Barış. Musa kendini gösterdi. Barış'tan Musa'ya gönderilen top. Offside bayrağı havada. Musa yardımcı hakemi bir sistemi vardı. Offside olmadığını düşünmüştü Musa Çağran. Karşılaşmanın hakemi de Berk Çakal ona pozisyonu anlattı. O da ikna oldu. Tahacan Velioğlu bunun karşıladığı topta. Şimdi Emre. Aykut. Aykut'tan Emre. Yerden pası. Az önce oyuna giren Sercan. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Kaleci Anıl Ata. Eray'dan önce topun sahibi oldu. Anıl. Uzun gönderdi. Mücahit'ten önce savunma ama Bora'da kaldı top. Bora Yılmaz. Pasında Musa. Musa Çağran. Şimdi Yiğit Ali. Furkan. Pas istedi aldı Bora Yılmaz. Bora güzel hareketler. Şimdi pasını aktardı bir kez daha Furkan'a. Furkan ters kanat düşüncesi. En sağa doğru gönderilen top. Orada Hamza. Hamza Gür pasında Yiğit Ali topuk pası. Şimdi Barış. Barış Dalkıran. Yiğit Ali. Yiğit Ali sıyrılamadı rakibinden. Bora gitti yardıma. Yiğit Ali hemen faul yapmıştı. Gitti rakibini kaldırma denemesinde bulundu. Bu da rakibinden çok hoş karşılanmadı ama oyun devam ediyor. Serbest vuruşu kullanacak Düzce Cam, Düzce Spor kaleci Muhammed'le. 78. dakikadayız. 2-0'lık Bursa Spor üstünlüğü devam ediyor. Muhammed Özkan uzun gönderdi. Tahacan Velioğlu kafayla karşıladı. Hamza Gür topun sahibi oldu. Hamza Gür. Mücahit kendini göstermişti. Son dokunuş Berkay'dan dedi karşılaşmanın yardımcı hakemi. Taç atışını Bursa Spor kullanacak. Eren Tunalı hemen gitti topu aldı. Eren Tunalı geldi Mücahit Can. Savunma orada karşıladı. Koray Baykara uzun gönderdi.
Daha Can Veloğlu'ndan sekti. Mehmet Yiğit kafasıyla karşıladı. Bora Yılmaz yükseklik kazandırıyor. Fatih'ten önce aldı orada Bora Yılmaz. Bora gördü kaleci karşı karşıya. Vuruşu top bir yandan dışarıda. Kalecinin açıldığını gördü Bora Yılmaz. Karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı. Top bir yandan dışarı çıktı. Abdurrahman. Sercan. Koray. Koray Baykara. Sercan. Bir kez daha Koray. Koray ceza sahasına gönderdi. Mehmet Yiğit kafayla karşıladı. Barış Dalkıran yükseklik kazandırdı. Hakem karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Bir çarpışma yaşandı çünkü Mehmet Yiğit'le. Düzesporlu oyuncu Berkay yerde kalmıştı. Mehmet Yiğit'le girdiği mücadele sonrasında tabi hakemler kafaya alınan darbelerde hemen oyunu durduruyor. Berkay da kalktı. Şu anda buradan gördüğümüz sağlık durumu iyi. Oyun hakem atışıyla devam edecek. Evet, Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğü var. 80. dakikadayız. Artık normal sürenin tamamlanmasına son 10 dakika var. Bursaspor Ahmet İlhan Özey'in kaydettiği 2 golle 2-0 üstün. Şu an bir oyuncu daha yerde. Barış Dalkıran. Orada yapmış olduğu harekete serbest vuruşu çalındı karşılaşmanın hakemi tarafından. Emre yerde kalan oyuncuydu. Oyun hemen yeniden başladı. Fatih. Pası. Mehmet Refik Can. Fatih. Ceza sahasına ortağı. Bir kafa Anıl. Enes Can Özdemir. Onun kafasında kaleci Anıl dikkatli. Topun tek hamlede sahibi olduğu Anıl Ata. Uzun gönderdi Anıl. Mücahit'ten önce savunmada Koray. Şimdi Bora yerde kaldı. Serbest vuruş Bursaspor'un. Eray faulü yapan oyuncu. Tahacan Velioğlu. Bora kendini göstermişti, atmadı ona. Tahacan Velioğlu. Mücahitcan. Ona doğru değil. Bora. Furkan. Bir kez daha Bora. Furkan. Serbest vuruş kararı geldi. Mehmet Refikcan. Ona yapılan hareket. Serbest vuruş. Furkan Sakı ve Yiğit Ali topun başındaydı. Furkan Sakı ayrıldı. Yiğit Ali topun başında. Tahacan da ısrarla Furkan'ın ceza sahasına gitmesini istedi. İşaret şimdi geldi. Yiğit Ali serbest vuruş kullanacak. Yiğit Ali ceza sahasını doldurdu. Musa kafası kaleci Muhammed Özkan. Hemen oyunu başlattı Muhammed. Berkay'a doğru. Kontrolü iyi değil. Barış Dalkıran topun sahibi oldu. Pasını aktardı. Hamza Gür ayağından biraz açtı. Şimdi Düzespor hata izleyeceğiz. Emre yerden oynadı. Enes Can sol kanada pası. Berkay. Eray içerideydi. Berkay. Şimdi pasında bir kez daha Emre. Mehmet Yiğit onu takip ediyor. Berkay. Top onda. Sercan. Ceza sahasına doldurdu. Kafayla karşıladı. Tahacan Velioğlu. Şimdi Bursaspor hata izleyeceğiz. Kaleci Muhammed Özkan bir an için tereddüt etmişti. Orada topun sahibi oldu. Mücahit Can Akçay. Biraz yavaş kalınca Muhammed Özkan oyunu hemen başlattı. Abdurrahman Ayhanoğlu. Döndü kaleci Muhammed.
Muhammed Özkan. Bugün iki gol gördü kalesinde. Mehmet karşıladı kafayla. Koray Baykara. Abdurrahman. Emre. Emre Turan. Bora Yılmaz yerde kaldı. Sercan'ı yapmış oldu hareket. Faul. Serbest vuruş kullanacak Bursa Spor. Furkan Sakı. O da bıraktı. Tahacan Velioğlu. Serbest vuruş kullanacak Bursa Spor adına. Fatih. Fatih. Döndü kalecisi Muhammed'e. Mücahitcan'ın baskısı var. Muhammed risk almadı. Uzun gönderdi. Barış Dalkaran kafasıyla indirdi. Musa Çağran. Musa Hamza yanındaydı. Musa. 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 Aykut mücadelesi. Geriye döndü. Eren Tunalı ayağından biraz açtı. Eren Tunalı. Taç atışı. Düzce Spor'un. Aykut taç atışını kullanacak. Düzce Spor adına. Aykut. Baskısı var Hamza'nın. Koray pasında büyük hata. Taç Bursa Spor'un. Bursa Sporlu oyuncular tabi skorun rahatlığıyla biraz daha yavaş hareketler sergiliyorlar. Eren Tunalı taç atışını kullanacak Bursa Spor adına. Şimdi başladı. Mücahitcan Akçay iki kişi geldi. Baskı o bölgede Mücahitcan son dokunuş. Koray'dan köşe vuruşu kullanacak Bursa Spor. Spor Ahmet İlhan Özey'in iki golüyle 2-0 önde Düzce deplasmanında. Yiğit Ali köşe vuruşunu kullanacak Yiğit Ali Bayrak. O da Kocaeli Spor'dan kiralık geldi Bursa Spor'a. Yiğit Ali şimdi kullandığı yaptı ortasını karşılıyor Aykut. Taç atışı Bursa Spor'un. Eren Tunalı taç atışını kullanmak üzere gitti. Arkadaşların yerini almasını bekledi. Şimdi taç atışını kullandı. Yiğit Ali Hamza'ya doğru. Hamza yetişebilecek mi? Hamza yetişemedi. Bayrak havaya kalktı. Out. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Şimdi Koray. Koray Baykara. Uzun gönderdi Abdurrahman. Furkan ayak koyuyor. Musa Çağran. Musa. Bora kendini gösterdi. Yiğit Ali kendini gösterdi. Top Yiğit Ali'de kaldı. Yiğit Ali. Mücahit'e doğru. Mücahitcan Akçay. Alamadı önüne. Bora Yılmaz. Bora'dan pas Yiğit Ali'ye. Mücahit. Onun için biraz hızlı oldu. Kaleci Muhammed Özkan. Hemen oyunu başlattı Sercan. Baskısı var Hamza'nın. Aykut Civelek. Musa Çağran. Topu kaptı. Şimdi Yiğit Ali. Basında Mücahitcan Akçay. Mücahit. Sürükledi Mücahit. Yerden vuruşu. Biraz da zayıf kaldı. Kaleci Muhammed Özkan. Topun sahibi oldu. Fatih Gök. Fatih Gök, Furkan Sakı mücadelesi. Musa Çağran açısını kapatmıştı. Furkan Sakı geldi. Topu söktü, aldı. Mehmet Yiğit. Furkan'a doğru. Fakat orada Taca gönderdi topu. Mehmet Yiğit. Bir oyuncu. Bursa Sporlu bir oyuncu. Rakip ceza sahası önünde. Yerde kalmıştı Yiğit Ali Bayrak. O kalkamamıştı. Mehmet Yiğit de topu doğrudan Taca gönderdi. Düzce Spor teknik heyetinin Mehmet Yiğit'e tepkisi vardı. Çünkü Mehmet Yiğit topu Taca attı tedavi için. Oyuna hemen başlamamalarını rica etmişti. Bu sebepten dolayı Mehmet Yiğit'in Düzce Spor teknik heyeti için bir serzenişi oldu. Sonrasında
yardımcı antrenör yanılmıyorsam Düzce Spor Teknik Heyeti'nden isimlerin Mehmet Yiğit'e bu sefer tepkisi oldu. Ama iş olay tatlıya bağlandı. Taç atışı ile oyun yeniden başladı. Kaleci Anıl Ata. Bu sefer kale vuruşunu kullanacak. Mücahit'ten önce savunmada Abdurrahman. Furkan Sakı. Eray Pazar'da bu arada sarı kart gören oyuncu. Düzce Spor'da Furkan. Gönderdiği yerde savunma ayak koydu. Sercan pasında isabet var. Şimdi Refik. Refik oyun alanında tutamadı. Taç atışı Bursa Spor'un. Mehmet Refik Can. Mehmet Yiğit uzaklaştırıyor. Koray Baykara'ya kadar geldi top. Yiğit Ali. Onun baskısı vardı. Döndü. Abdurrahman. Kaleci Muhammed Özkan. Muhammed Özkan. Uzun gönderdi. Tahacan Velioğlu kafayla karşılamıştı. Barış indirdi yerde. Yiğit Ali. Yiğit Ali. Topu durdurdu. Şimdi pasını aktardı. Bora. Bora Yılmaz. Karşısında Fatih var. Bora sokuldu içeri. Bora. Bora yerde kaldı Bora. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Köşe vuruşu. Son dokunuş Fatih'ten diyor. Bora da orada bir faul beklentisi içerisindeydi. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Yiğit Ali ile Bursa Spor. Bursa Spor'da Furkan Sakı, Eren Çunalı ve Barış Dalkıran geride kaldı. Şimdi oyun başladı. Bora bıraktı Yiğit Ali'ye. Yiğit Ali çekti soluna. Yiğit Ali ortasını yaptı. Kaleci Muhammed'den önce savunma. Şimdi uzaklaştırıyor Aykut'la Düzce Spor. Bu arada en az 5 dakika kayıp zaman olarak gösterildi. Mehmet. Pasında Eren. Şimdi Barış. Barış. Ortası arka direğe doğru. Bora için çok yüksek bir top oldu bu. Top da oradan out'a gitti. Muhammed Özkan. Artık 90. dakikayı geçtik. Baskısı vardı Eren Tunalı'nın. Sol kanada gönderilen top. Enescan Özdemir. Enescan Hamza karşısındaydı. Bıraktı. Aykut'un ortası. Barış Dalkıran kafayla karşıladı. Sercan indirdi Emre. Bir kez daha Sercan ortası. Eray ondan önce savunmada. Tahacan Velioğlu. Şimdi ters bir topu oldu. Mücahitcan Akçay. Orada topun sahibi oldu. Abdurrahman'ı geçemiyor Mücahitcan Akçay. Abdurrahman. Son dokunuş Mücahit'ten. Taç. Düzce Spor'un. Taç atışı kullanacak. Aykut'la Düzce Spor. Oyunu durdurdu. Karşılaşmanın hakemi. Bir oyuncu yerde. Tahacan Velioğlu Bursa Spor'da yere bıraktı kendini. Tabi sezonun ilk maçı. Bu tür sakatlıkların olması gayet normal. Oyun yeniden başladı. Enesan düşüncesi vardı fakat top bir kez daha taca çıktı. Şimdi Eren Çunalı. Hemen kullandı taç atışını. Barış pasında Yiğit Ali baskısı var. Düzce Sporlu oyuncuların Furkan. Furkan Sakı. Refik. Top kapma mücadelesinde son dokunuş Refik'ten dedi. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Taş Bursa Spor'un. Furkan. Beklediği arkadaşlarını Tahacan Velioğlu. Yerden oynadı Bora. Bora Yılmaz. Bora Yılmaz
Devam dedi karşılaşmanın hakemi Enesyan Özdemir. Dağcan gitti açısını kapatmak için. Şimdi Berkay. Karşısında Eren var. Berkay sokuldu içeri Berkay. Vuruşunu yaptı üstten dışarıda. Berkay'a ikinci. Kale vuruşunu kullanacak Anıl Ata artık. Maçta son anlar, son saniyeler, son dakikalar. Anıl Ata kale vuruşunu şimdi kullanacak. Uzun gönderdi Mücahit'e doğru. Mücahit kafayla indirdi. Savunma. Abdurrahman karşıladı. Refik. Furkan Sakı onun kontrolünde top. Taca çıkıyor. Taç Bursa Spor'un. Biraz hızlı oynanmasını istedi karşılaşmanın hakemi Berk Çekal. Yiğit Ali Bayrak. Arkada Mücahit vardır diyerek bıraktı ama kimse yoktu. O kendi topuna koştu. Musa Çağran kafayla indirdi. Fatih Gök topun sahibi oldu. Furkan o topu doğrudan Taca göndermeyi tercih etti. Taç atışı Düzce Spor'un. Baştan sona ilginç hikayelerin yazıldığı karşılaşma az sonra sona erecek. Muhtemel odur ki Bursa Spor bu karşılaşmadan galip ayrılacak. Koray Baykara. Şimdi Aykut Yivelek. Aykut bıraktı Berkay. Berkay top hala onda. Berkay kaleye doğru gönderilen top. Üstten dışarıda. Kale vuruşu kullanacak Anıl Ata. O da bugün sarı kart gören Bursa Spor adına dördüncü isim oldu. Oyunu yavaşlattı gerekçesiyle Anıl Ata sarı kart gördü. Anıl şimdi kullandı kale vuruşunu. Koray Baykara kafayla karşıladı. Onun gönderdiği yerde Furkan Sakı uzaklaştırıyor. Musa Çağran Sercan mücadelesi. Musa Çağran pasını aktardı. Hamza Gür'den bir kez daha Musa ama ayak koyuyor. Aykut Çivelek top onda kaldı. Döndü kalecisi Muhammed'e. Mücahit Can Akçay baskısı vardı. Bir kez daha Aykut. Son dokunuş. Musa'dan taç. Düzce Spor'un şimdi kullandığı Aykut. Yardım oynadılar. Eray Pazar. Sağ kanata orada Mehmet Refik ortaya döndü. Mehmet Yiğit. Şimdi Eray kaleye doğru gönderilen top. Dışarı çıkıyor. Ve karşılaşmanın hakemi Berk Çekal 90 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğünü çalıyor. Sevgili Line TV izleyenleri. Bursa Spor TFF 3. Lig 1. Grup ilk hafta karşılaşması. İlk hafta karşılaşmasında Düzce Spor'a konuk oldu. Ve Ahmet İlhan Özek penaltıdan sonrasında ise sol ayağıyla uzak köşeye nefis golüyle 2-0'ı getirdi Bursa Spor'a ve maç bu sonuçla sona erdi sevgili Line TV izleyenleri.